Efendim ekonomik görünüme hoş geldiniz. Hafta içi her gece 9'da olduğu gibi bu akşam da sizlerleyiz. İki değerli konuğumuz var. Profesör Doktor Fatih Özetay Ankara'da kendi özel stüdyosunda. ve Fatih Hocam aslında bugün Dünya Bankası piyasa ve bahsettiğimiz ve yani düşüş sonrası toparlanma piyasaları için özellikle Amerikan piyasaları için, borsaları için çok net bir şekilde gerçekleşti ama ekonomiler tabii aynı hızda toparlanacak mı, toparlanmayacak mı? V'yi ekonomiler için de görebilecek miyiz? Murat Üçer biraz erken bunu söylemek için dedi. Bir de hasar nasıl olacak? İşte bu hastalığı için sağlık boyutu hani geçirenler acaba kalıcı hasar oldu mu olmadı mı vesaire diye tartışılıyor. Ekonomilerin hastalığı noktasında da kalıcı hasarlar olacak mı olmayacak mı? O da aslında güzel bir tartışma. Buyurun sizin de bu hem Dünya Bankası'nın da bu biraz kötümser geldi, karamsar geldi. Sizden değerlendirme alalım. Vallahi Murat size benden keşke Fatih'ten başlasaydınız dedi. Ama gayet güzel özetledi her şeyi, anlattı. Yani çok fazla eklenecek bir şey yok. Dünya Bankası'nın raporuna kısaca şöyle ben de bir göz attım. Gerçekten karamsar. Hatta İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu yana daha doğrusu görülen en derin daralma olacak diyor dünyada. Aynı zamanda işte yükselen piyasa ve ekonomilerinde ve gelişmekte olan ülkelerde negatif kişi başına gelir artışı olacak diyor. Bu da çok uzun bir süredir ilk defa olan bir şey olduğunu altını çiziyor. Bizi ilgilendirmesi açısından Avrupa'da yanlış hatırlamıyorsam iki haneli bir yıllık daralma bekliyor. Onun dışında tabii Murat'ın söylediği gibi büyük belirsizlikler var. Onlara dikkat çekiyor. Onları bizim için de geçerli, bütün ülkeler için geçerli. Şeyi bilemiyoruz yani bu erken açılma mı bütün dünyada yaşanan? Dolayısıyla öyleyse tekrar bir dalgalanma olur mu? Dalgalanma olursa tekrar bazı sektörlerde kapatmaya gidilir mi? Bunları bilemiyoruz. Özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından baktığınız zaman işte turizm gelirleri, ihracat gelirleri, işte bazıları ham madde ihraç ediyor. Onların gelirleri falan açısından önemli. O dalgalanmalar onların borç ödeme kapasitesini etkilerse o ülkelerde kalıcı hasar kalabilir, bir borç krizi olabilir mi? Yani 3 hafta önce falan bunlar tartışılıyordu. Şimdi bunlar birden sanki unutuldu gibi piyasalar işte Amerika'da özellikle söylediğiniz gibi coştu. Ama sonuçta da hem Dünya Bankası raporunda hem Murat'ın belirttiği bu belirsizlik ve dolayısıyla böyle bir kötü senaryo alternatifi de var. Bugün başka bir rapor daha vardı. Blanchard ve iki arkadaşının eski MIT profesörü ve aynı zamanda IMF baş ekonomisti. Olivier Blanchard mıydı? Evet. Onların bir raporu vardı. Peterson Institute'dan herhalde. Bu kademeli geçiş sürecinde özellikle işsizlik yardımlarının ve işletmelere, zorluk çeken işletmelere Nisan ve Mayıs ayındaki büyük daralma nedeniyle bazı ülkelerde Mart ayı da buna eklemek lazım. Onlara desteğin devam edilmesi gerektiği yolunda bir rapor vardı. Uzunca sayılabilecek bir politika notu koymuşlar. Yani bir kalıcı hasar bazı şirketlerde beklemek gerekiyor. Dolayısıyla onların tekrar katma değer yaratma kapasitelerinin herhalde bir aşındığını düşünmek gerekiyor. Ama elimizde şu anda veri yok. Fakat yani ne bileyim işte borcu var, ödeyemedi. Ya da yeni kurulmuş bir işletme zaten borçla başladı. Yeni kurulmuş bir lokanta. O kadar kapalı kaldı, bir daha açabilecek mi falan. Bu tür sorunlar herhalde bu tür sorunlarla karşı karşıyayız. Önümüzdeki dönemde eğer dalgalı olursa, Murat'ın dikkat çektiği gibi V şeklinde olmazsa yeni sorunlar olabilir. Sevgili Fatih Özetay, basılan para bize gelecek mi? Ya da gelişmekte olan ülkelere girecek mi? İşte bazı farklı noktalarla IMF ile anlaşan ya da swap desteği alan Fed'den bazı ülkelerde olduğu bu süreçte ne dersin? Ben sözü sana bırakayım.
Ya bu küresel kriz aslında bir miktar ışık tutuyor. Ona bakmak gerekiyor. Tabii nitelikler çok farklı ama küresel krizde de korkunç bir parasal genişleme olmuştu. Şöyle not aldım. Mesela 2009 ortalarında para tabanı Amerika'da %117 artmış bir yıl öncesine göre. Şimdi 3 Haziran'da bu %60. O kadar olmasa bile yine çok yüksek bir artış var. O zaman 2009'un ikinci yarısından başlayarak kabaca bu para bizim gibi ülkelere gelmeye başladı. Türkiye'ye de geldi. Başka ülkelere de gitti. 2010'dan itibaren iyicene arttı bu miktar. Bol para basılmıştı. Faizler çok düşüktü. Ama o zaman 2009'un başlarında itibaren zaten ilk krizin alevleri söndürülebildiği için bizim gibi ülkeler büyük gelişmiş ülkelere uyarak zaten faizleri falan da indirmeye başladılar. Hem de Murat'ın dikkat çektiği gibi kriz öncesinde özellikle Latin Amerika ülkeleri, Türkiye vaktiyle krizlerden kurtulamayan bir dolu ülke ekonomilerini düzeltmişlerdi. Kamu borçlarını indirmişlerdi. Kamu borcun yerli para cinsinden kompozisyonunu arttırmışlardı vesaire. Bankacılık sektörünü sağlamlaştırmışlardı. Dolayısıyla böyle bir altyapı var. Şimdi bakarsak eğer bu piyasalardaki coşku gibi gerçekten V şeklinde bir çıkış olacaksa büyük gelişmiş ülkelerde özellikle Amerika'da o zaman bu paranın gelmesi için bir neden var. Basılan paranın gelmesi için bir neden var. O zaman Murat'ın dikkat çekti, öbür tarafa geliyor. Peki bizim gibi ülkelerin durumu küresel krize kıyasla nasıl? İşte Arjantin çıkaralım. Arjantin her zaman başı belada. Ama onun dışında işte Brezilya'da birkaç sene önce sorun yaşadı. Yani Brezilya'nın borcu küresel kriz sırasında da bu düzeydeydi. %60 falandı. Son rakamları bilmiyorum. Yani bir sene önce de %60'tı. Sanırım Brezilya'nın bir Fatih avantajı. kamu borcu çok hızlı arttı sanırım yanılmıyorsam. Öyle mi? Son zamanlarda mı olabilir? Yani son Yani 3-4 ayı iç bilmiyorum. açılarından dolayı kamu borcu çok ciddi bir sıkıntı haline Tamam. geldi diye biliyorum. Doğrudur. Pardon. Doğrudur Murat. Onun bir avantajı döviz cinsinden olan kısmı çok azdı. Mart ayı ya da Şubat ayı verisine bakarsanız Türkiye'ye kıyasla. Ama yani sonuçta doğru. Bu verilen tepki, çünkü büyük işsizlik yardımları, şirketlere destekler vesaire, bu ülkelerin durumunu küresel krize kıyasla biraz daha fazla bozdu. O zaman bu kadar IMF'e başvuru vardı mı? Ben hatırlamıyorum. Şimdi bayağı bir başvuru var IMF Yok olanaklarına. tabii yok yok. Yoktu. Yani Yok, dolayısıyla o IMF'nin çerçevede fasiliteleri de bakınca kazandı da ama evet. Pardon özür dilerim. yok yok hayır estağfurullah güzel oluyor. O çerçevede bakınca evet sanki şey olarak miktar olarak yine büyük bir para var. Üstelik de bu eskisi çekilmeden eskisinin üzerine eklendi. Yine faizler çok düşük bazı yerlerde eksi. Dolayısıyla itecek faktörler var. Ama çekecek faktörler bir miktar o zamana göre daha eksik. Dolayısıyla bir de büyük pandeminin getirdiği büyük belirsizlik var. Programın başından beri değindiğimiz hani şeyi bilemiyoruz. Tekrar bir dalga gelecek mi? Dalga gelmese bile bu süreç uzayacak mı? Bunları bilemiyoruz Bir sonuçta. şey İşte aşı Fatih ne zaman Hocam. olacak? Aynı şeyi Efendim. Murat Üçer'e de soracağım ama mesela izleyicimiz de diyor yani işte zaman alacak galiba Murat abi zaman alabilir gelse bile ama hiç gelmeme ihtimali var mı diyen yani bu kadar para bolluğu diyoruz işte bilançolar genişledi bu paranın gelişmekte olan ülkelere ya da bazı gelişmekte olan ülkelere hiç gelmeme ihtimali var mı? Bence yok. Şu nedenle yok. Sonuçta zaten büyük bir parasal genişleme vardı, değil mi? Amerika'dan tam çekmeye başlarken Evet. yeniden gevşetmişti. Şimdi de o salgın nedeniyle onun üzerine bir daha işte %60 arttırmış. Yani 2009 Haziran'ına göre 2020 Haziran'ın başında %60 Merkez Bankası'nın para tabanı büyümüş. Onun üzerine aynı şeyi başka ülkeler de yaptı. Yani sanki gelmeme ihtimali yok gibi geliyor. Yalnız şuna bir düşünmek gerekiyor. Şeyde küresel krizde bu para
mesela mevduat artışına falan bakınca Amerika'da bunun yanında çok güdük. 2009'daki mevduat artışı, ortaya çıkan para. Çünkü bankalar üzerine yattılar, kredi açmadılar vesaire. Şimdi son kredi rakamlarını bulamadım ama mesela mevduat artışı daha fazla Amerika'da. M2 parasal büyümesi ya da M1 parasal büyümesi daha fazla. Tam bu ne anlama geliyor? Bir düşünmek gerekiyor. Yani şu anda buna bir cevabım yok. Belki Murat'ın söyleyeceği bir şeyler vardır. Bir de öyle bir farklılık var. Yani bu itici faktörleri azaltıcı bir unsur olabilir gibi geliyor. Ama biraz daha düşünmek lazım. Belirsizlik var. Yani çok kesin bir şey konuşamıyoruz. Finansal krizde yine bir gidişat görülebiliyordu. Yangın söndürüldü. Herkes faizlerini patır patır indirmeye başladı. Gelişmiş ülkelerden bahsetmiyorum. Bizim gibi ülkelerden. Maliye politikasına tepki vermeye başladılar. Mali alanları vardı. Genişlemeci maliye politikası uygulamaya başladılar. 2009'un Ocak-Şubat ayında bunları açıkladılar. IMF'nin raporları var G20 için. Yani dolayısıyla bir şeyler artık hafif hafif rayına giriyor gibi de bir izlenim vardı o dönemde. O dönemde tabii büyük belirsizlikler vardı ama şimdiki kadar değil. Şimdi çok farklı bir şey. Tabii şöyle de deniyor Fatih Hocam. Risklerin de Murat Üçer'in sonuna bağladı. İnşallah programımız, bu program için de vaktimiz olur da o tek tek onları da konuşuruz. Yani bu enflasyona mı yol açar, bu aşırı kredi büyümesi oranı, kur bir taraftan işte kura mı düzeltiyorum, dövize doğru mu yönelir? Orada da mesela bazı tedbirler oluyor belki oraya gitmesin diye vesaire. Ama hani bu bir de olağanüstü dönem, olağanüstü dönemi, olağanüstü tedbirleri olur gibi birçok ülkede de aslında böyle bir yaklaşım da var. Bizim de belki böyle makul mü görünebilir? Ya ben bu kadar parayı galiba sizle konuşmuştuk, hani ben bunu yapıyorum ama bunu geri döndüreceğim. Bunun da yani bu sadece bir ara dönemdir. İşte aktif rasyosu ile ilgili değerlendirmelerde bile belki bunun geçici olabileceğine dair, daha sonra geri alınabileceğine dair birçok aslında bu döneme özgün ve bu döneme denk gelen bazı adımlar da atıldı. Ne dersiniz? Ben size sözü bırakayım. Buyurun. Tabii. Ya bu borç öteleme, borç krizi meselesine ben de değinmek istiyorum. Zaten konuşmanın başında biraz söylemiştim. Hani bir V şeklinde çıkış senaryosu. Öbür tarafta ise bu işin uzaması, dalgalanması, bütün küresel çapta işin uzaması. Eğer öyle olacaksa açık ki bu yükselen piyasa ekonomilerinin birçoğunda dış borçları ödeme sorunu çıkaracak. Bu Murat'ın söylediği gibi Dünya Bankası'nın işte baş ekonomisti olacak, başkan yardımcısı olacak Carmen Reinhart, Rogoff'la yaptıkları bir makalede mesela dikkat çekiyorlar. Aynı zamanda eski bakanlardan, Latin Amerika ülkelerinden sanıyorum Venezuela'nın Velasco mesela bunlara dikkat çekti. Biz 3 ya da 4 tane yazı yazdık dünyada Güven Sak'la. Bu borç öteleme meselesinin G20 çerçevesinde ele alınması gerektiğinin altını özenle vurguladık. Çünkü böyle bir ihtimal var. Yani demin dinleyicimiz sorduğu soru, hani bu para, basılan bol miktarda para en de sonunda gidecek mi yükselen piyasa ekonomilerine? Biraz da bununla ilgili. Yani bu borç krizi eğer kötü senaryo gerçekleşir de borç krizi ortaya çıkarsa tabii bambaşka bir dünyadayız. Bambaşka şeyler konuşuyor olmamız lazım. Ama bu borç öteleme mekanizmalarının özellikle G20 çerçevesinde yapılması ve bütün ülkelerin, bütün büyük ülkelerin, Amerika'nın ve Çin'in özellikle buna katılıyor olmalarının gerekliliği konuşuluyor. Çünkü mesela bunun hukuksal boyutu var. Bu hukuksal boyut nasıl çözümlenecek? Tekil ülkeler borç ödemekte ben borcumu ödemeyeceğim ya da işte erteleyeceğim dedikleri zaman başlarına çok büyük dertler geliyor. Buna ilişkin büyük bir literatür var. 7-8 sene doğru düz borçlanamıyorlar ya da borçlanırlarsa çok yüksek maliyetle borçlanıyorlar. Kaldı ki %80'iyle kreditörlerin anlaşma yapsalar bile Arjantin'in başına geldi. Geriye kalanlar açtıkları mahkemeleri kazanabiliyorlar vesaire. Yani bir işin hukuksal boyutu var. Bu tekil ülkelerin yapabileceği bir şey değil. Dolayısıyla biraz senaryo bakmak lazım. Bu bol miktarda basılan paranın ne ölçüde geleceğine ilişkin. Şimdiki soruya gelirsem şöyle bir şey doğru Murat'ın söyledi. Yani çok fazla bir parasal genişleme oldu. Bir miktar biz bunu Murat'la da tartıştık.
Şöyle, her şeyden önce yine sizde daha önce yaptığımız programda da Barış bunları konuştuk. Evet hocam. Ortada bir gereklilik var, olağanüstü bir dönem var. Dolayısıyla işsiz kalan insanlar var. Bunların desteklenmesi gerekiyor. İki, zor durumda şirketler var. Onların, özellikle küçüklerin desteklenmesi gerekiyor. Borçların ertelenmesi, ötelenmesi gerekiyor. Şimdi böyle yapıyorsunuz programı, bunlara ayıracağınız, bunlar için bir parasal genişleme yapmanız çok daha anlaşılabilir bir şey. Bütün dünyada yapılıyor. Ama bunun bir başka ayağında olması lazım. Yani hep ne konuşuluyordu mesela bir ay önce falan. Ya Türkiye'nin işte döviz rezervleri şu kadar dış borç ödeyecek. Acaba bir borç ödeme derdi çıkar mı vesaire. İşte onun da çıkmayacağını göstereceğiniz bir başka ayağının olması lazım. Üç, bunları yaparken çok böyle piyasaların kulağına kar suyu kaçırmayacak adımlar atmıyor olmanız lazım. Ne gibi? Mesela çok hızlı kredi genişlemesi. Çünkü çok hızlı kredi genişlemesine gittiğiniz zaman bunun sorun olabileceğini biliyoruz ileride. Üstelik de bu doğrudan bir gelir desteği olmuyor. O zaman hani o parasal genişlemeye gitmenin arkasındaki neden biraz zayıflayabiliyor? Bu tür şeyler var. Yani böyle kapsamlı bir program içinde yapılacak olsa ve kademeli hangi koşullar altında bunun geri çekilebileceği söylenirse bu büyük parasal genişleme daha az riskli olur. Ben riskli olmaz demiyorum. Murat'a katılıyorum. Ama bunlar olmadı. Bunları görmedik biz. Böyle bir sorun var. Dolayısıyla yani iş o karamsar senaryo gerçekleşmese bile hani V şeklinde de olmasa, arada bir durum da olsa, hani ne bileyim işte Şili'ye atıyorum şu anda, Güney Afrika'ya gidecekse parasal genişleme, o parasal kaynak sermaye olarak, daha kırılgan ülkelerin kırılganlıklarını azaltması halinde gelebilir. Biz sanki bu dönemde bir miktar arttırdık. Tabii ki her ülke arttırdı ama işte bunları geri alacak adımlar atmamız gerekiyor. Onları istiyorsanız vakit kalırsa tartışırız. Yaklaşık 4 dakikamız kaldı bu bölümde. Buyurun. Bu kredi meselesindeki ayrışma önemli ama ilk defa olmuyor. 2018-19'da da oldu bu. Kamu bankaları çok hızlı kredi açtı. Özel bankalar frene bastılar. Şimdi bu bir tercih meselesi. Murat'ın dediği gibi kamu bankaları bu salgında bir destek amacıyla hükümetin, devletin politikalarını desteklemek amacıyla kullanılıyor. Bu bir tercih. Bunun sonucunda bir de ucuz faizle kredi açıyorlar. Bunun sonucunda sermayeleri aşınmasın diye hazine onlara tahvil veriyor. Bu anlamda tercih ortaya çıkıyor. Yani ikinci alternatif ne? Aynı borçlanmayı hazine, yani aynı tahvil ihracını mesela kayıt dışı işsizlere gelir desteği için de yapabilir. Ama kayıt dışı olanlara o gelir desteği yok. Böyle bir tercih var. Bu bir siyasi tercih. Burada ama dikkat edilmesi gereken nokta bu bankalara verilen tahvillerin likit tahviller olması. Çünkü bir ileride bu iş umarız devam etmez. Devam ederse hani o tahvillerin de kullanılması ihtiyacı ortaya çıkarsa likit olmaları tercih edilir. Bu ayrışma çok hoş bir ayrışma değil. Hani 2-3 ay olabilir kamu bankalarıyla özel bankalar arasında. Ama bu sürdürülebilir bir şey değil. Çünkü çok yüksek hızlar. %130'a varan sanki kamu bankalarında kredi artışları var. Faiz meselesine gelince de yani çok düşük. Tasarruf açığı olan bir ülkede, ki Türkiye öyle, gelişmekte olan ülkelere kıyasla tasarrufların milli gelire oranı düşük, oldukça düşük. 8-9 puan daha düşük. Dolayısıyla dışarıdan borçlanmak zorunda yatırımlarını yapabilmek için. Şimdi böyle bir ülkede enflasyonun bu kadar altında faiz iyi bir şey değil. Yani sonuçta dövize yönlendirir. İşte onu tıkamaya çalışırsanız başka bir yere gider. Başka şeyler hortlar. Bu
göreli fiyatlarla bu kadar oynamamak gerekiyor. Yani hangi ölçüde alırsanız alın, yıl sonu enflasyon tahminini alın, 2 ay sonrasında enflasyon bekleyişlerini alın. Niye 2 ay sonrası? Çünkü ortalama mevduat vadesi 3 ay. Evet. 3 ayın altında. Yani çok çok düşük bu faiz meselesi de. Yani mesele bu kadar düşük faiz vermek mi, yoksa işte o bütçe olanaklarını acaba maliye politikasındaki manevra alanını daha krizden esas etkilenen kesimlere yönlendirmekte mi? Onları da biraz düşünmek gerekiyor. Peki. Kapsamlı bir program çerçevesinde.